Manşete hoş geldiniz. Mayıs ayının son programı. Haziranda hareketlilik bekliyorum. Hemen her anlamda hareketlilik bekliyorum. Bunu daha evvelki yayınlarda da ifade etmiştim. Her ne kadar muhalefet üzerindeki ölü toprağını atmaya çalışsa da ki sahada çalışan veya gündem belirlemeye başlayan lider olarak Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çekiyor. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu Sadat baskını gibi göz dolduran hamleler yaptığı gibi muhalefete cevap yetiştirmeye çalışırken Hadi getirin meclise Amerikan üslerini Türkiye'den çıkaralım filan gibi bir anlamda NATO karşıtlarının ekmeğine yağ sürecek veya iktidarla farklı düşünmediğini farklı düşünmediği anlamına gelecek çıkışlar da yapıyor. Katılın katılmayın fakat konuşturuyor fakat gündem belirliyor İktidarın ne zamandır yapmadığı yapamadığı bir kozu eline geçirmiş durumda gündem belirleme kozu gündem belirleme gücü. Erdoğan'ın en önemli hususiyetidir, gündemi ben belirleyeceğim, piyasayı ben domine edeceğim. Fakat muhakeme ve muazene yeteneğini kaybettiği için, eski fiziki ve ruhsal e, sağlığı olmadığı için ve artık tümüyle payandalarla ayakta durduğu için ve yönlendirmelerle e, yürüdüğü için veya cevap verdiği için veya tepki gösterdiği için, kendisine sunulan kadar bildiği için, Anlık cevap vermiyor yani herhangi bir konuda Erdoğan'ın durup durup iki gün üç gün 4 gün sonra cevap vermesi anında bir reaksiyon gösterememesi anında bir tweet atamaması anında bir yerde konuşmasında bahsetmemesi bahsedememesi biraz da bundan. Haliyle Kılıçdaroğlu ve benzeri muhalif liderler çok daha aktif yani düşünebiliyor musunuz Selahattin Demirtaş bile daha aktif. Ve daha yani cezaevinden görülmüş damgalı mektup yazıp gönderdiği halde, avukat görüşüyle falan dışarıya mesajlar gönderdiği halde veya tweet atabildiği halde çok daha aktif bir profil çiziyor. Muhalefet gündem belirleme gücünü eline geçirdi ve bunu bu dönemde belli ki e, kullanacak, yer yer eleştirilecek, yer yer alkışlanacak. Fakat iktidar bunu kaybetti. Bunu kaybetmesinin en önemli nedeni dediğim gibi Erdoğan'ın fiziksel ve mental olarak düşüşü. Tabii bir yerde artık toplulukları da harekete geçiremiyorlar. Birazdan bakacağız. Yani öğrencileri topluyorlar meydanlara. Kamu kurumlarına yazılar yazıyorlar. Hatta hafta sonu resmi tatil olmasına rağmen görev emri çıkartılıyor. Yazılı görev emri. E hafta sonu olmasına rağmen belli ki işte o görev emrini alan memurlar... ...mesai de alacaklar veya fazla mesai de alacaklar. Yani devlet hem fazla mesai ödüyor bu memurlara... ...hem de zorla Erdoğan'ın gittiği miting meydanlarında olmaya zorluyor orada orada kalabalığın bir parçası olmaya zorluyor filan bu tür artık doldur boşalt yöntemleri önümüzdeki bir yıl boyunca göreceğiz ve Erdoğan önümüzdeki bir yıl boyunca Gecikmeli de olsa veya eş zamanlı da olsa e, neyse e, önüne konulan metil, metinden veya promptera yazılan e, teksten okuyarak e, cevaplar verecek ve bir kampanya yapacak. meeting yaptığında da gene önündeki prompterdan okuyacak. E, i̇şte televizyon programlarını zaten biliyorsunuz son 1-2 yıldır onu da programda, e, prompterdan okuyor ve e, ne derler cevaplandırılmış sorular dağıtılıyor e, karşısındaki gazetecilere vesaire. Böyle bir döneme girildi. Sıradaki şoka hazır mısınız meselesi esasen ekonomik bir konu ee, başlayalım gündeme ee, BBC'nin geçtiği bir haber Reuters'a dayanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksi 55 milyar dolar seviyesine düşmesi yüzünden ekonomi bir sonraki kur şokuna hazır ol olamayabilir diyor Reuters İngiliz haber ajansı ki dünya çapında etkin ve Ekonomik haberlerle, ekonomi dünyasını ilgilendiren haberlerle mühim bir referans Reuters haber ajansı BBC News Türkçe'nin grafiğiyle birebir getirdim ekrana. Haberi BBC News Türkçe'de okuyabilirsiniz. Reuters 2.3 üst üste, Türkiye'de tekrar bir kur krizi yaşanabilir başlığıyla haberi e, duyurmuş. Burada Türk Lirası'nın seyri işte Tayyip Erdoğan'ın e, bu konudaki politikalarından falan filan bahsederken Yıllık enflasyon tabii ki e, TÜİK verilerine göre e, söylüyor. E, özellikle e, Cumhurbaşkanı'nın Finlandiya ise NATO'ya katılmasına karşı çıkması yüzünden Türkiye'nin batı ile ilişkilerinin e, geri, gerilediğini söylüyor. Belli ki ekonomi piyasaları da bunu yakinen takip ediyorlar. Amerikan merkezli Citibank'ın Enerji ve gıda ithalatının cari açığı milli gelirin %5'ine çıkarabileceğini aktardığını söylüyor ve e, özellikle kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarına bireylerin ve kurumların ilgisinin devam etmesi önemli denmiş. E, ancak e, Reuters için hesaplamayı yapan 4 ekonomiste göre Temmuz'da geri ödemesi gelecek olan 10 milyar dolar, Ağustos'ta geri ödemesi gelecek olan 20 milyar dolar değerinde mevduatın bulunduğu ifade edilmiş. Yani kur korumalı TL, işte mevduat TL hesabı da belli ki kendine göre bir tıkanıklık yaşıyor. İlerleyen aylarda bu ne kadar devam edecek, edecek mi, etmeyecek mi onu da göreceğiz. E, farklı uzmanlardan e, görüşler de dile getirilmiş ama özetini tekrar söyleyelim söyleyelim. E, Reuters haber ajansı bugün yayınladığı analizde Türk ekonomisindeki son gelişmeleri yorumlarken, Türk lirasının bu ay %9 değer kaybettiğini belir belirtmiş ve yeniden bir kur krizine sürüklenebileceği uyarısı yapmış. Evet, Bu son derece önemli bir uyarı. Ekonomi demişken biraz bununla ilgili gelişmelerle devam edelim. E, biliyorsunuz son birkaç yayında... E, Ankara'nın paraya sıkıştığını, Ankara'nın dolara dövize sıkıştığını ve attığı her adımın esasen para bulma, gelir getirme amaçlı olduğunu söylüyorum. Bunun işte ne bileyim seküler yaşam biçimine, yaşam biçimiyle iktidarın kavga etmeye başladığı falan gibi yorumlar yapılıyor. Son derece sığ yorumlar. Neymiş o? İşte içkiye, sigaraya yapılan zam. İşte ne işiniz var? Bizim içkimizde falan. falan Niye sürekli zam yapıyorsunuz? İç, i̇çki içilmesini iste Hayır onunla alakası yok. Sorun tamamen ekonomik. Ayrıca e, milletini düşünen, halkı düşünen bir iktidar ne içkiyi yasaklar ne de içkiye e, yüksek oranda e, vergi zammı yapar. Çünkü her ikisi de e, illegaliteyi körükler. Yani o ihtiyaç e, yani içki ihtiyacı e, farklı biçimlerde e, tedarik edilmeye başlanır. Merdiven altında kaçak içki üretimi başlar ve bu son derece sağlıksız içkiden, içkinin tüketilmesiyle ölümler baş gösterir. Aynı şekilde kaçak iç, içki e, patlar, orada da başka bir ekonomi devreye girer vesaire. Yani bu işin bir çözümü yok. Yani içkiyi yasaklamanın da, içkiye vergi koymanın da e, halka yarar sağlayan bir tarafı yok. Dolayısıyla sorun tamamen ekonomik. Gelir getirme amaçlı yapılan bir zamdı o. Onu söylemeye çalışıyorum. Tıpkı onun gibi şimdi mesela Hürriyet'te manşet oldu hafta sonu. Hazine arazisine ev formülü yuhuu havalara uçun işte efendim bakan açıkladı kim Murat Kurum. Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar için geliştirdikleri projeyi açıklamış Hürriyet'e filan. Neymiş hazinenin elindeki araziler arsalar satılacakmış vatandaşa ve bakanlığın projelendirmesiyle oralarda insanlar evi, kendi evlerini inşa edebilecek demiş filan. Gene bu da tümüyle gelir getirme projesi yani insanları evlendirme projesi değil. Bir başka haber Bir Gün gazetesinden Marif Vakfı'na milyarlara katılırken okulların güçlendirme ihaleleri iptal ediliyor. Yani bir yandan gelir getirmeye çalışırken bir yandan da zenginleşmeye devam ediyorlar. Marif Vakfı diye bir şey kurdular ve bu vakfı kurma amaçları dünyanın dört bir yanındaki Gülen Cemaati okullarını devralmaktı. Fakat Marif Vakfı'na milyarlar aktarıyorlar. Ve bu işi devlet eliyle değil bir vakıf eliyle yapıyorlar. Vakıf eliyle olduğu için denetimden pek çok şeyden müstesna tutuluyor bu. Ve ailenin bir takım ilişkileri de gene aynı şekilde Erdoğan ailesi ve yakınların ilişkileri de söz konusu. Tabi o dönem sesini çıkarmayanlar 2015'li 2016'lı yıllarda bu konulara sesini çıkarmayan insanlar. Aa işte bak Gülen cemaatinin okullarına çökülüyor. Nasıl çökülürse çökülsün işte bunlar birbirleriyle savaşıyorlar birbirlerinden intikam alıyorlar yesinler birbiri falan. Tarzı bakanlar bu konularla hiç ilgilenmediler. Şimdi kalkmış diyorlar ki tıpkı havaalanı inşaatı için kuzey ormanları e, biçilirken veya daha pe pek çok şey olurken işte referandumla başkanlık sistemi gelirken falan o günlerde bas bas bağırmıştık falan diyorlar o günlerde kimse bas bas bağırmadı hiçbir şey de yapmadınız kiminiz ntv'de şahenk'ten maaş alıyordu kiminiz doğanda aydın doğandan e, maaş alıyordu kiminiz orada burada ağzınızı bile açamıyordunuz tweet bile atamıyordunuz insan kaynaklarının falan filan bir takım yaptırımlarıyla karşı karşıyaydınız eee ne kendi yaptı yani ne kendi çalıştığınız gazete ve televizyonlarda bunları dile getirebiliyordunuz ne de kişisel ortamlarınızda veya kişisel Twitter hesabınızda falan bunu dile getirebiliyordunuz. Şimdi tabi herkes e, otobüsten indikten sonra geriye doğru da sicilini temizlediği elini yıkayıp çıktığı için rahat konuşuyor. Baş baş bağırdık, söyledik, anlattık filan. Hayır anlatmadınız, bas baş bağırmadınız, hiçbir şey de söylemediniz. Marif Vakfı konusunda da kimse bir şey demedi. Şimdi söylüyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki ya arkadaş bu Maarif Vakfına milyarlar aktarılıyor. İşte madem siz e, dünyada okulları yönetiyorsunuz, e, devlet yapsın bunu, devlet yönetsin. Niye bunun için vakıf kurdunuz falan diye şimdi sormaya başladınız. 2022'de, 2015, 2016, 2017, 2018'de sormadınız bunları. Gideceksiniz. Bir diğer konu, yatırımda tercih sıfır araca kaydı. Ya habere bakın, Hürriyet'in ekonomi sayfasından kestim getirdim. Yatırımda tercih sıfır araca kaydı. Gayrimenkul alamayan sıfır otoya koşuyor. Dördüncü otomobilini alan bile var. Bu nasıl bir ülke yahu? Yani benim çocukluğumda otomobil bir yatırım aracıydı ama yatırım aracı olarak kimse ikinci, üçüncü, dördüncü otomobili almazdı ama kapısındaki otomobilin değerlendiğini düşünürdü. Her sene ikiye katlanırdık fiyatı. Ha, o zamanlar tabii yerli otolar e, favori. Şimdiki gibi yabancı otolar da yok. İşte Murat, Şahin, Doğan neyse bunlar Renault. Neyse şimdi iş başka bir noktaya gitti. Bir gün Türkiye'nin normalleştiği söz konusu olursa otomobilin kapınızdaki otomobiliniz, otomobilin binek aracınızın bir yatırım aracı olmadığı Türkiye'dir o. Eğer bir yatırım aracı değilse işte o gün Türkiye normalleşmeye başlamıştır. Ya yani inanılır gibi değil. Ben şimdi yani burada insanlar batıda Avrupa'da Amerika'da da öyle. 500 dolara, 1000 dolara ya da 500 euroya, 1000 euroya araç alıyorlar. Ayakları yerden kesilsin en azından bir yerden bir yere gidelim işimizi görelim diye. Türkiye'ye dönüyorsunuz. Türkiye'de bu araçlar 80-100 bin TL'ye satılıyor. İnanılır gibi değil ve yatırım aracı olmuş. Ayrıca buradakilerin, buradakilerin dönüp bakmayacağı, binmeyeceği, son derece güvensiz, eski, kullanışsız, çevreyi kirleten araçlar ateş pahası onlar bile yani 40-50 bin 60 bin liradan, bin liradan aşağı değil. Şahin, Doğan, Murat falan işte Renault, Renault Broadway'ler falan Tempralar falan bunlardan falan bahsediyor insanlar. Batıda insanlar dönüp bakmaz o otomobillere ama Türkiye'de prim yaparak katlanarak o işin piyasası büyüyor. Çok çok tuhaf bir şey işte bu da bir şeylerin iyiye gitmediğini gösteriyor. Dönelim siyasete. Bana göre Başta da söyledim ya Selahattin Demirtaş bile cezaevinde daha aktif Türkiye'yi yönetenlerden ve mevcut Türkiye muhalefetinden. Çok artı gerçek sitesine çok etkili, çok çarpıcı bir mektup yazmış ve ben mektubundan iki paragrafı buraya aldım. İlki, henüz değerli toplu şekilde bir arada duracak ve ortak bir söylem üretip ortak bir sloganda Voltran'ı oluşturamadıkları için aslında hiçbir şey söylemiyorlar diyor muhalefete o o kadar çok gereksiz şeyi tam bir kakafoni şeklinde söylüyorlar ki sonuçta hiçbir şey söyleyememiş oluyorlar. Altılı Masa pazar günü Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. Haziran sonunda yapılacak toplantıyla da birinci tur bitiyor. İnanın bakmadım ilgilenmedim. Yok işte bir takım ilkeler de buluşmuşlar falan. İlkeleri alt alta baktığınızda da genel evrensel hak ve hürriyetler, temel insan hakları, Olması gerekenler ekonomide, siyasette, sivil toplumda falan olması gereken şeyler zaten bunların büyük bir çoğunluğu mevcut uygulanmayan Türkiye Anayasası'nda var. Ve sizin işte biz şunu yapacağız bunu yapacağız bu konular çerçevesinde bir ilke e, birlikteliği içerisindeyiz falan yapmayın bunu yani. Yani bunlar herkesin bildiği şeyler ortaya iktidara gelecek mevcut rejimi değiştirecek güçlü bir irade ortaya koymanız gerekiyor evrensel hak ve hürriyetlerin yanındayız, insan temelli bilmem ne filan gibi ilkeler şıftırtacağınıza çok affedersiniz. Diyeceksiniz ki, KHK'ları tüm sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırıyoruz. Siz o zaman görün rahatlama oluyor mu olmuyor mu? Bir, tüm KHK'ları tüm Cumhurbaşkanlığı kararlarını sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırıyoruz. Hadi bakalım sonra ne oluyor? Sonra nasıl bir güven aşılanıyor? Tek karar, tek cümle. O kadar böyle ilkeler, bilkeler falan filan sıralamanıza gerek yok. Selahattin Demirtaş da onu söylüyor. Siz bir Voltran'ı oluşturamadınız diyor. Voltran bizim çocukluğumuzun çizgi kahramanıydı. İşte farklı güçler, işte bunlar iyilik için falan. Ama bir araya gelmeleri lazım. Voltran'ın kimi kolu oluyor, kimi bacağı oluyor. Kimi eli oluyor, kimi kafası oluyor. Kafasında yani her e, şeysi o mekanik gücün bir parçası oluyor. Ve o birleşiyor ve birleşip bir Voltran oluşturuyorlar. Voltran da kötülere karşı veya düşmanlara karşı savaşıyor. Ve ancak öyle e, başarılı oluyorlar. Bizim çocukluğumuzun çizgi kahramanından esinlenerek aynı yaşlardayız. Selahattin Demirtaş böyle bir çıkışı yapmış. İkinci paragraf çok çok daha önemli. Ben siyasetçi olarak çok mahcubum. Hapiste bile utanıyorum. Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Gene muhalefete. Lütfen artık kendinize gelin. Durumun vahametine ve ciddiyetine uygun bir duruşla ortak somut bir mesajda buluşup memleketi uçurumun dibinden çıkarın. Sorumluluk da vebalde hepinizdedir diyor. Cezaevinden daha ne desin? Cezaevindeki insanlar sabırsızlanıyor. Cezaevindeki insanlar muhalefetin attığı adımlar karşısında ümitsizliğe düşüyor. Ve bu Selahattin Demirtaş'ın dizelerinde kendini buluyor. Niye bulmasın ki? Demirtaş demişken Mansur Yavaş Van'daki Büyükşehir Belediye Başkanları veya Belediye Başkanları CHP'nin Belediye Başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu gibi birazdan temas edeceğim. Van'da esnaf dolaşmış. İşte o sırada bir Vanlı vatandaş sizi çok seviyoruz başkanım inşallah demiş. Bizi bu dertten kurtarın inşallah. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz inşallah. Demesi üzerine hemen Mansur Yavaş'ın basın koordinatörü yememiş içmemiş bir ee, çarşaf gibi bir tweet dizisiyle böyle bir şey olmadı gerçeğe yansıtmıyor falan diye tweet atmış. Evet. Sayın Başkan yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça inşallah sözüyle yanıt vermiştir. Yani her şeye inşallah diyordu. O arada Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz sözüne de o arada inşallah dedi ağzından kaçmış oldu. Manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Troll, murol böyle dayamış. Kimmiş Volkan Memduh Gültekin diye Mansur Yavaş'ın basın koordinatörü. Yani Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz diyen vanlı bir vatandaşa velev ki ağzından kaçtı fakat hayır ben öyle demedim falan demeye çalışan bir Mansur Yavaş var. Yarın öbür gün bu Mansur Yavaş seçim kampanyası yapmaya çıktığında ne olacak? Diyeceksiniz ki ya Mansur Yavaş seçim kampanyası falan yapmıyor. İşte şey Orada işte vana gitmişlerdi bir belediye toplantısı vardı. İşte ondan dolayı da dolaşırken vatandaşlarla karşılıklı işte diyaloğa girdi filan. Bak. Bakın. Bu fotoğraf karesinde 3 belediye başkanı var. Sağdan sola Ekrem İmamoğlu İstanbul, ortada Mansur Yavaş Ankara, solda da kim? Kaçınız biliyor? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. İsmi Tunç Soyer. Ama eminim ekran başındakilerin veya bu yayını seyredenlerin mühim bir bölümü ismi başta hatırlayamadı. Niye? O da bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Güçlü, etkili bir lider yani kendi çapında. Fakat ismi hiç geçmiyor. Ne için? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Ve yine Tunç Soyer, Van'da esnaf gezisi yapmadı. Kapı kapı esnaf dolaşmadı ya da işte İzmir'de böyle ses getiren büyük görkemli mesela Ekrem İmamoğlu'nun hafta sonu yaptığı İstanbul'un fethi kutlamaları organizasyonu gibi bir organizasyon falan yapmıyor. Neden Mansur Yavaş Van'da esnaf dolaşıyor? Tunç Soyer dolaşmazken neden Ekrem İmamoğlu Van'da esnaf dolaşıyor Tunç Soyer dolaşmazken neden Tunç Soyer hiç konuşulmazken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bu kadar gündem ve Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bu kadar attıkları adımlarda dikkatli. Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz diyen bir vatandaşa inşallah demedi diye Mansur Yavaş'ın basın koordinatörü açıklama yapıyor. Neden? Cevabı siz verin. Çünkü Mansur Yavaş da, Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı aday adayı. Her ikisi de bütün zerreleri adedince bunu istiyorlar. Bütün benlikleriyle istiyorlar. Hatta aman bu iş Kılıçdaroğlu'na mı kayar, aman ötekine mi kayar, aman berikine mi kayar, aman bu iş bizde kalsın diye muazzam bir çaba harc halinde e, harcıyorlar. Çaba içindeler kelimeyi unuttum. Şimdi bu masa etrafındaki 3 belediye başkanı Ankara, İstanbul, İzmir üçü de CHP'li farklı fraksiyonlardan veya farklı meşrepten gelseler de her ne halise. Bu üç belediye başkanından en iddiasız olanı Tunç Soyer ve en rahat olanı Tunç Soyer. Ama en rahatsız olanı ve en dikkatle adım atanı aman attığımız her adımda aman yaptığımız her eylemde söylediğimiz her cümlede bu bize dönebilir veya şöyle olabilir böyle olabilir diye yoğurdu üfleyerek yiyen iki kişi var. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bunun da altını böylece çizelim. O arada Barış arkadaş demiş ki CHP eski milletvekili gazeteci kökenli Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etmek için gün sayıyor. Altılı masa toplantılarının ilk turunun bitmesini, Haziran sonu bekleyecek. Akşener ikna edilir ve adayımız Kılıçdaroğlu'dur derse, CHP lideri yarışa çok güçlü bir biçimde girecek. Akşener bunu yapmadığı takdirde Eylül sonu Ekim başı Kılıçdaroğlu adaylığını kamuoyuna açıklayacak. Müthiş bir iddia. Barış arkadaş ezbere bunu söylemez. Bakalım ne olacak? Yani burada altı çizilen şey Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok ciddi aslında açıklayacaktı ama altılı masaya altılı masada ilk tur toplantılarının bitmesini bekliyor. Ama altılı masadan da kendi üzerinde bir konsensüs çıkmazsa hatta Akşener bir jest yapıp da adayımız Kılıçdaroğlu'dur falan demezse de bekleyecek bekleyecek ama Eylül'de Ekim'de bombayı patlatacak diyor. Son derece sıcak aylara girdik. O arada Ömer Murat Baskın bir seçim tarihi olarak Mart düşünüldü olmadı, Haziran düşünüldü, Eylül, Kasım filan gibi tarihleri tek tek sıralamış. Kasım'a kadar ekonomide geçici bir düzelme sağlayamazlarsa Haziran 2023'te normal bir seçim düzenleneceğinden kimse emin olmamalı demiş katılıyorum. Çünkü Türkiye'de veriler her şey Eylül, Ekim, Kasım'da sanki yani Eylül, Ekim, Kasım'a kadar... E, ekonomide veya bir takım sıkıntılarda katlanılır olabileceğini gösteriyor. Gerek iktidar açısından gerekse iktidarın paydaşları, ortakları açısından. Kasım'dan sonrası yani şu ana kadar tuttular belki Eylül, Ekim, Kasım'a kadar da tutabilirler. Kasım'dan sonra tutulabilecek gibi olmayacağını gösteriyor tüm veriler. Ciddi bir kasırga geliyor. Bunlar daha iyi günler derken özellikle ekonomik açıdan onu kastediyoruz. O tabi e, Namık Durukan'ın haberi milliyetinden bir iç sayfa kulisi e, Hüdapar e, saraya çıkmış ve Hüdapar başkanı sarayda e, Erdoğan'la görüşmüş e, seçimler zamanında olacak demiş Erdoğan Hüdapar genel başkanına erkene almak gibi bir durum yok buna herkes alışacak zamanı gelmeden seçim olmaz ama Erdoğan işte sabah başka akşam başka konuşan bir lider daha önce de erken seçim kararı aldı ülke kendi yönetiminde Erdoğan'ın yönetiminde ondan önce de Erdoğan her defasında seçim vaktinde olacak diyordu ama bu kulis de önemli. Ee, ayrıca Eylül Ekim Kasım ayına dönük olarak özellikle Ekim Kasım ayına dönük olarak bir seçim hazırlığı yapıldığı e, iş, e kulisi veya duyumu nu şu haberde güçlendiriyor. AK Partiler Avrupa'da seçim gezisine çıktı. E, milletvekillerine yurt dışı görevi çıkmış. Vekiller özellikle hemşeri gruplarının bulunduğu 3 milyon seçmenin yaşadığı Avrupa ülkelerine ziyaretler başlatmış vesaire. Evet. Erdoğan'ın konuşması başlamadan birçoğu alandan ayrıldı. Ben orada İstanbul'un fethi kutlamaları vesaire falan bu konulara çok fazla girmeyi düşünmüyorum. Orada Osmanoğulları da birbirine girmiş vesaire falan. Hepsi bitmiştir, tarih olmuştur köken olarak anne baba dede neyse Osmanlı padişahlarının torunu torununun torunu olmak şu anda hiçbir şey ifade etmiyor. Bu gurur duyulacak bir şey midir veya bu kullanılacak bir şey midir bunu da onların takipçilerine bırakmak lazım. Ayrıca yani oturup oturup da 5 asır önceki, 3 asır önceki, 8 asır önceki zaferlerle e, zaferleri kutlamanın ve o zaferlerle avunmanın da bir manası yok. Bugün neredesiniz, ne yapıyorsunuz ve nereyi tutmuşsunuz buna bakmak lazım. Yani 1453'ün üzerinde yani yani 5-6 alt asır, 6 asır, 7 asır evvel kazanılan bir zaferin üzerine üzerinde tepinildiği kadar başka bir ülkede böyle bir şeyin üzerinde tepiniliyor mu bilmiyorum. Dünyada örneği olduğunda zannetmiyorum. Türkiye'de bu var maalesef veya Türkiye gibi e, Doğu ve Asya ülkelerinde de olabilir. Erdoğan neyse kalabalığı nasıl toplamış başta da söylemiştim. O topladığı kalabalıkta konuşma başlamadan birçoğu alandan ayrılmış. Yüz binler diyorlar ondan uzak bir kalabalık olduğu söyleniyor ki zaten net o. Bakanlık personelinin katılımını zorunlu tuttular. İlk öğretim de alana Getirmişler. Alanda pilav ayranda 25 TL'ye satılmış işte. Neyse orada o arada Erdoğan son nefesimize kadar burada izlemiş falan işte bu kaçta kaçacak şeyine. Eğer yani e, ta, e, başta da söylediğim gibi Erdoğan bir takım konulara 2-3 gün sonra, 4 gün sonra reaksiyon gösteriyor. E, mesela Erdoğan'ın avukatı da gene işte 3-4 gün sonra falan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından dolayı Kılıçdaroğlu dava, dava etti falan. Yani rejim eskisi gibi. Eski eski reflekslerinde de değil. Erdoğan ve Erdoğan çevresi de eski reflekslerini de kaybetmiş durumdalar. Gününde, akşamında, hemen ertesi sabah falan cevap veremiyorlar veya bir pozisyon alamıyorlar. O açıdan önemli. Neyse Erdoğan demiş ya son nefesimize kadar buradayız. Yani bir hafta sonra neredeyse Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına cevap veriyor. Ona e, Bahçeli'nin e, şu kupürüyle e, cevap vermiş sosyal ağlar. Oradan ben de kestim getirdim. Ya kaçacak ya yargılanacak. İzmir'de partisinin belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında e, akla bu geliyor. Devlet Bahçeli de Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. İşte sonuna kadar buradayız, kaçmıyoruz falan filan minvalinde ama kendisi işte birkaç sene evvel e, Erdoğan için ya kaçacak ya yargılanacak diyordu. Gerçi kim hatırlatıyorsun? Ben varken giremezler hürriyetin manşetiydi. Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için net konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin başında Tayyip Erdoğan olduğu sürece teröre destek veren ülkelerin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz. Hatta sosyal ağlarda bu şöyle e, tiye alınmış. Erdoğan böyle dediyse kesin İsveç ve Finlandiya NATO'ya girecek diyenler var ama... ...asıl tiye alınma nedeni de şu. Tayyip Erdoğan teröre destek veren ülkelerin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz dedi. Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine evet diyemeyiz demedi diye... ...böyle de çevirir ileride diye yorumlar oldu. Fakat... E, Elmas Topçu toparlamış. Rahip Bronson için aynı şeyi dedi. Welt muhabiri için Deniz Yücel için. Welt muhabiri Deniz Yücel için. Büyükada'da seminer verirken tutukladıkları Alman Peter filanca için telaffuz edemeyeceğim kadar değişik bir soy ismi var. Hepsi pazarlık içinde. Batıdaki yorumlarda kapalı çarşı halı tüccarı yakıştırması yapılıyor. Lüksemburg Dışişleri Bakanı için bile böyle dedi diyor. Evet. Erdoğan böyle deyince bu can bu bedende olduğu sürece ben bu koltukta oturduğum sürece filan işte o iş başka bir yere doğru gidiyor. O arada Erdoğan'ın eski propaganda bakanı eski propaganda propagandacısı Lütfullah Göktaş İtalya'ya büyük elçi olmuştu. Papa'ya çıkmış efendim Papa'nın Erdoğan'ı övdüğünü filan söylüyor o da sabah gazetesinde böyle geniş haber olmuş. Lütfullah Göktaş şeyden önceki isimlerden biriydi. Fahrettin Altun'dan önceki isimlerden biriydi. İtalya gazeteciliği vardı. Basın geçmişini inkar etti o arada. Yani çünkü basın geçmiş, geçmişinde düzgün kendini iyi yetiştirmiş bir muhabir veya gazeteci olarak biliniyordu ama bütün hepsine bir sünger çekti. Erdoğan'ın kölesi oldu. Ondan sonra da yaptığı hizmetler için İtalya'ya büyük elçi olarak atandı falan. Şimdi orada da Papa'ya Erdoğan'la Papa'nın ağzından Erdoğan'la ilgili övgü dolu sözleri herhalde zorla veya kerpetenle aldı ki onu da bu şekilde hala Erdoğan yolunda kullanmaya devam ediyor. Yerin dibine batsın Lütfullah Göktaş Ankara'daki vatanda gazeteci Milleti iyi tanır. Her neyse, medya demişken, Ahmet Altan, 4 Mayıs 2014. Devlet bugün Türkiye'de yaşadığımız gibi iki şey ister: bir benim sırlarımı duyurma, iki benim propagandamı yap. Bizim medya devletten hemen hemen hiç ayrılmadı, ama bugünkü kadar medyanın devlet haline geldiğini hiç görmedim diyor. Fotoğrafın çekildiği İsveç Konsolosluğundaki İstanbul'daki P24'ün düzenlediği toplantıda bir anda anma toplantısında, Mehmet Ali bir anda anma toplantısında. Aynen böyle e, haliyle devlet sırrından devlet sırrını ifşadan dolayı gazeteciler yargılanıyorsa bundan dolayı yargılanıyor o, ondan dolayı da Ahmet Altanlar yok ekranda isimlerini bile e, zikretme gereği duym duymadığım duymayacağım şebekler var e, mutlu olun 5 yıldır 6 yıldır 7 yıldır onlara e, maruz kaldığınız için diyeyim medya mahallesine yakışır medya mahallesine. O arada Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını verdi diye e, Tele1, KRT, Flash ve Halk TV'ye ceza kesilmiş. Bunu da Rütük üyesi İlhan Taşçı duyuruyor. Hala orada ne işiniz var diye sorası geliyor insan ama artık sormuyorum. Neyse orada Halk TV Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını tekrar vermiş falan filan ceza yediği. E, Bitti artık yani şey değil bak. Türkiye belki de Rusya'yı modelliyor. Rusya'da yürürlüğe giren ve yalan haber kanunu olarak bilinen yasa çerçevesinde onlar, onlarca kişi hakkında soruşturma açılmış. Ukrayna'yı işgaline dair resmi söylem dışında bir şey söylemek ya da orduyu eleştirmek 15 yıla kadar hapis cezası. Türkiye'de halkı yanıltıcı bilgi yayma gibi bir suç icat ettiler yeni yasayla. Onu 3 yıla kadar... E, ...yargılayacaklar. Bilmiyorum bunun tekrarı... ...veya şeyi durumunda ceza katlanıyor... ...başka bir yere gidiyor mu? Hepsi birbirine benzer e, şeyin... E, ...ülkelerin. İşte Ru Rusya'da... ...Ukrayna harekatını... ...operasyon diyeceksiniz. Savaş dediğinizde... ...15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyasınız. Türkiye'de de benzer bir durum... ...söz konusu. O arada... ...bir fikri takip... ...Melek Mosso'nun yerine... ...Seda Sayan e, getirilmiş efendim... ...Isparta Gül Festivali'nde şarkıcı olarak... ...her neyse... Ee, o arada Derya ulu ve funda arar devam ediyordu. Ben cuma günü yayın yaparken fakat tepkiler üzerine hafta sonu onlar da çekilmişler konserden ama cuma yayında onlar için söylediğim e, sözlerin hiçbirisini geri çekmiyorum. Çünkü e, geri çekilirken bile bile işte arkadaşımız veya e, aynı sahneyi paylaşacağımız veya aynı etkinlikte sahne alacağımız Melek Mosu' ya yapılan. Uygulamayı tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz ve bu sebeple biz de çekiliyoruz demedikleri için, e, mazeret bile e, belirtmedikleri için veya belirttikleri mazerette melek Mosso'dan bahsetmedikleri için tepkiler üzerine baktılar ki olay çok büyüdü, büyüyor, e, kendi isimlerine, kendi şanlarına, kendi şöhretlerine e, olumsuz yansıyabilir, ondan dolayı da e, çekilmiş oldular. Seda sayan yakışır, yani başka kimi bulacaklardı. Son not. Benim yaşadığım İngiltere'den. İngiltere dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olanları ülkeye çekmek için yüksek potansiyelli birey vize programı başlatmış. Ama bu haberi nerede bulacağınız veya nerede okuyacağınız BBC veya başka sitelerde falan araştırma yapacak gençlere üzücü bir haberim var. Programda Türkiye'den üniversite bulunmuyor dolayısıyla Türkiye'li öğrencileri kapsamıyor. Dolayısıyla araştırma yapmanızın da bir manası yok. Ama Türkiye dışı üniversitelerde okuyan Türkiye'li öğrencilerseniz elbette bu konuyla ilgilenebilirsiniz. Haliyle Türkiye üniversiteleri değil, Türkiye dışı üniversitelerde okuyan, Türkçe konuşan e, öğrenciler bu konudan haberdar olmuşlarsa başta BBC olmak üzere İngiliz haber kaynaklarına bakarak bu konuyla ilgili malumat alabilirler. Diyelim ve bugün sıradaki şoka hazır mısınız başlıklı yayını noktalayalım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.